Bugün tüm İslam ümmeti şehit İsmail Haniye'nin çağrısı üzerine şehirlerin meydanlarında toplandılar. Bir taraftan kalbimiz buruk ama bir taraftan da Haniye hayal ettiğine ulaştı, şehit oldu. Rabbimiz ayetinde diyor ki onların bir kısmı şehit oldular, bir kısmı da şehit olmak için sırasını bekliyor. İsmail Haniye şehitler kervanına katıldı. Allah rahmet eylesin. Tabii bizler Türkiye'deki Müslümanlar olarak, Türkiye'deki ümmetin sevdasını gönlüne taşıyan insanlar olarak bir gün mutlaka Kudüs'ün, bir gün mutlaka Gazze'nin özgür olacağını biliyoruz, inanıyoruz buna. Buradaki gençlerimiz, buradaki çocuklarımız bu inançla ve bu bilinçle büyüyorlar. Bundan 14 sene önce ben Gazze'deydim. Gazze'de İsmail Haniye ile tanışmayı Allah bize nasip etmişti. O gün onlarla sohbet ettiğimizde sadece ve sadece Allah'tan korktuklarını ve zaferin onlara ait olacağına inanıyorlardı oradaki kardeşlerimiz. Allah'ın izniyle biz de buna inanıyoruz. Biz tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu anda bütün gücüyle diplomatik olarak bu İsrail zulmünü haykırmaya çalışıyor, mücadele ediyor. Biz onun arkasındayız, onun mücadelesinin arkasındayız. Bizler de inşallah buradaki Müslüman kardeşlerimizle beraber bu zulmün son ermesiyle elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmesinler, zalimlerin yaptıkları asla ve asla yanlarına kar kalmayacaktır. İnsanlık var olduğu müddetçe zalimler mutlaka hesap vermişlerdir. Elhamdülillah. Akın akın gelmekte halk. Hamd ediyorum buna. Gitmeden evvel bir çağrı yaptı. Sanki şehit olacağını biliyormuş gibi halkı sokaklara dökülmeyi, meydanlara çağırdı ve haykırmaya çağırdı. Birlik beraberlik içinde Siyonizme karşı durun dedi. Gazze'lilerin yanında olun dedi. Bu çağrıya da elhamdülillah Türkiye'de ve dünyanın her yerinde inşallah insanlar ayak uyduruyor ve geliyorlar akın akın. Hamd ediyoruz. İsrail'in, işgalci İsrail'in, Netanyahu'nun amacı bir güç gösterisiydi. Onu öldürerek, şehit ederek bir güç gösterisi yapacağını zannetti ama çok yanıldı. Çünkü bizim liderlerimiz ölür ama davamız ölmez. Bizim liderlerimiz ölür ama ardından birçok lider bırakarak gider. Ve inşallah tohumlarımız yeşeriyor. İnşallah akın akın bu zafer için gençlerimiz yetişiyor. Rol model alıyorlar onu. Ve şu an farkında değil ama ümmete zarar vereceği yerde ümmeti tekrar ayağa kaldırmak için bir harekete geçmiş oldu. Bu anlamda bu şehadet bizi diriltecek inşallah. Ben bir paylaşım yapmıştım. Ey müminler, bu şehadet sizi diriltir mi diye. Zannediyorum ki diriltiyor elhamdülillah. Burada İstanbul halkının büyük oranda bu çağrıya cevap verdiğini gördük. Allah'a şükürler olsun ki duyduğumuz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye'nin hemen hemen her tarafında meydanlarda bu şey söz konusu olmuş. İsmail Haniye şehadetine kadar ki sürecinde de zaten Filistin davası için önemli işler yaptı. Yani onun bizatihi bu direniş hareketinin kuruluşunda rol aldı. Şeyh Ahmet Yasin ile beraber rol aldığını, bu süreç içerisinde zindana girdiğini, sürgünler yaşadığını biliyoruz ve en son ömrünün son aşamasına kadar esir takası müzakerelerinde de bulunan birisiydi. Ve bu çağrı önemliydi. Sadece Türkiye için de değil, İslam dünyası için de değil, bütün dünyaya yapılan bir çağrıydı. Bu çağrı insani değerlerini kaybetmemiş, vicdani değerlerini kaybetmemiş tüm insanların cevap vermesi, ses vermesi önemliydi. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte İsmail Haniye'nin şehadetinin boşa gitmediği, bu şehadetin daha önceki şehitlerde olduğu gibi bu direnişi daha da ileri seviyeye götüreceği, Gazze'nin, Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olacağı öyle bir umudumuz var inşallah. Biz sahabeleri göremedik. Onları hep okuduk ve gözümüzde canlandırmaya gayret ettik. Allah razı olsun, İsmail Haniye bize bir sahabe gibi yaşamak nedir, sahabe gibi mücadele etmek nedir, onu ete kemiğe büründürerek gösterdi. Allah ondan razı olsun. Cenab-ı Hak nasıl yaşarsanız öyle ölür, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz diyor ya. İsmail Haniye bir Müslüman mücahit gibi yaşadı ve bir Müslüman mücahit gibi de şehadet mertebesine ulaştı. Bir yerde okumuştum, bir baba evladına şöyle nasihat ediyordu. Diyordu ki kazanmak için değil, layık olmak için mücadele et diye. İsmail Haniye kazanmak için mücadele etmedi.
O layık olmak için Allah'a, peygambere, geçmişine, memleketine ve o mübarek topraklara layık olmaya, Kudüs'e layık olmaya gayret etti ve bizim gördüğümüz kadarıyla da layık oldu. Elhamdülillah. Belki şu anda bir şey yapamıyoruz. İçimiz içimize sığmıyor ama en azından yarın mahşer-i ilahide ya Rabbi biz mazlumun yanında zalimin karşısındaydık diyebilmek için şu anda bütün Müslümanlar sokaktalar. İnşallah bunun bir üst level'ı daha gelecek. Bugün Ayasofya'da toplandık. İnşallah bir gün Mescid-i Aksa'nın Kubbetü's Sahra'nın gölgesinde toplanacağız.